Kastamonu'ya gelince nerelere gidilir? Ne yenir? Ne içilir? Çarşı pazarında neler vardır? Hepsini sizler için araştıran Meltem Dikici kendisini şöyle Kastamonu sokaklarına attı. Bölgenin değerlerini sizler için araştırdı. Şimdi sözü Meltem Dikici'ye bırakıyor, Kastamonu gezisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet, Kastamonu'nun damak lezzetleriyle bu hafta sizleri buluşturalım diyoruz ve yayınımıza devam ediyoruz hızla. Kastamonu mutfağının genel yapısında ne var? Yani bir et ağırlıklı mıdır? Hamur işi ağırlıklı mıdır? Kastamonu'lar ne yer ne içer? Evet. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Kastamonu'muza. Kastamonu'nun literatürü de vardır bu. 800'ün üzerine yemek çeşidi var. Bunların çoğu da hamur türü ve et türüdür Kastamonu'da. Yani sebze falan ağırlıkta değil. Onun için de Kastamonu'nun yani hamuru sever, eti de sever. İnsanoğlu haddin bilir, kem söz söylemez iken. Önce çorbayla açalım bence. Şöyle bir çorbamız var. Bu çorbanın ismi ne? Ecevit çorbası bu. Bir sofra kurulmuş ki... Banduma'nın özelliği ne? Efendim, bandumamızın bizim özelliği... İçindeki malzemeler zaten Kastamonu. Bizim yani bütün kullandığımız malzemeler zaten Kastamonu'ya aittir. İçindeki malzemeler de bizim Kastamonu'muza aittir. Burada ne var efendim? Hindi eti. Bu hindi eti. Ondan sonra bizim kendi yaptığımız yufkalar var. Bunlarla beraber yiyoruz. Üzerine Kastamonu tereyağını kullanıyoruz. Kastamonu cevizini kullanıyoruz. Değişik bir tattır. Burada yaprak sarmamız. Çoğu yerlerde biliyorsunuz bu yaprak sarmaları zeytinyağlıdır. Ama biz bunu etli yaparız. Bu da bizim ekşili pilav deriz buna. Ekşili pilav deriz. Yani yemeklerimizde dedim ya Kastamonu şivesini kullanıyoruz. Ekşili pilav deriz. Evet, geldik şimdi. Hokus pokus. Hokus pokus tirit. Evet, ben şurada gözleme mi oluyor onlar? Şimdi hocam, bu bizim etli ekmeğimiz. Efendim afiyet olsun diyeceğiz ama bunlarla bitmiyor tabii. Bunların üzerine bir de şöyle bir leziz tatlılar yemek lazım. Şuna bayıldım. Yani bu yemekleri yediniz ya, bunu hazmettirecek bir şey lazım. Ne lazım? Ekşi lazım. Ben buna bayıldım. Yani belki meyveyi sevmeyenler bile belki bunu içtiği zaman elmaya aşık olacaklar. Evet, öyle diyeyim. Evet. Çünkü elmadan yapılıyor sevgili seyirciler. Ekşili. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna. Kimi tatlı peşinde. Efendim bu tatlı bize ait. Şu anda hiçbir yerde yok bu. Revaniye benzeyen bir tatlı bu. Revani'de biliyorsunuz irmik var. Biz onun yerine yoğurt ve siyaz unu kullandık. Faydalı bir şey. Kastamonu'ya mutlaka geldiğinizde bu güzel lezzetleri tadın efendim. Kastamonu ayrı bir güzel. Kastamonu'da da gezimiz devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Evet, Kastamonu'da gezim devam ediyor sizler için. Gördüğünüz gibi harika bir pastırmacı dükkanına geldim. Kerim Bey'le beraberim. Evet, önce sizi tanıyalım. Ben Kerim Okur. Bu işe küçüklüğümüzde başladık. Yani zaten çekirdekten yetişmezseniz olmaz bu iş. İlk başta çekirdekten yetişeceksiniz. Birincisi bizim pastırmamızın en iyi olmasının sebebi şudur. Tamamen doğaldır. Biz işe bıçakla başlarız imalathanemizde ve bıçakla bitiririz. Gördüğünüz üzere. Tamamen özel parçalar kullanırız. Hani bonfiledir, kontrfiledir, antrikottur. Bunların bölümlerine göre ayırırız. En güzel şekilde biçeriz. En güzel şekilde müşterilerimize sunarız. Sayvanlarımız var. Etrafında sineklik olan, korumaklı olan. Oralarda kuruturuz. Herhangi bir makine işlemidir vesairedir kesinlikle olmaz bizde. Çemenimizdir. İşte ne bileyim özel baharatlarımızdır. Bu şekilde bunu lezzetlendirmek için çemen kullanıyoruz. Evet, bir kesim yapalım mı tabii şöyle? Tabii ki yapalım. Siz nasıl arzu ederseniz.
teşekkür ediyorum. Ben bu pastırmalardan ederim. Sevgili seyircilerimize ben hediye ediyorum. Böyle Kastamonu'dan size pastırma hediyeleri burada. Şöyle dışarıya geliyorum. Sarımsak tanıtacağım ben biraz. Pazarlarda hep duyarız sevgili seyirciler. Derler ki taş köprü sarımsağı. İşte ben geldim. Ana vatanına geldim. Görüyorsunuz sarımsak her derde deva, şifa. Bunun bu sarımsağın özelliği ne? Bu sarımsağın özelliği tarlalarımızın sarımsağı aromasını daha sert vermesi. Diğer mesela Gaziantep'tir vesairedir çok yerde dikim oluyor. Ama tarla altyapı sağlam olmayınca bu lezzeti bulamazsınız. Rengi, şekli, büyüklüğü sarımsak hakikaten gel beni ye diyor ya. Sarımsak evet. Yemeyenler bile bence bunu görse ya sarımsak yerler mesela, yani. Mesela antibiyotikte olan özelliğin 3 katı fazlası vardır sarımsakta zaten. Kastamonu gezimiz devam ediyor. Daha buranın el sanatları var. Bir de onları sizlerle buluşturayım. Hadi bakalım şimdi oraya gidiyorum. Evet, Kastamonu gezimle sizlerleyim. Bizi takipte kalıyorsunuz dedik ama neden? Tabii ki Kastamonu'nun güzelliklerini görmek için. Evet, el sanatları da bu güzel kentte önemli yer tutuyor. Şu an gördüğüm bakırcılık ama tabii el baskısı olarak burada özellikle bunlar dikkatimi çekti. Kastamonu hatırası olarak ne diyoruz bunlara? Taş baskı efendim. Kök boyasıyla yapılır. Hiçbir şekilde çıkma yapmaz. Tamamen buradaki bayanların yapımıdır. Ay bakar mısınız? Ben böyle beyaz bakır hiç görmedim ya. Bunlar nasıl böyle beyaz bakır olmuş? Şöyle gel bir ışığa gel de bak. Ne kadar şıkır şıkır olmuş. Ben şimdi her yöreyi gezdiğimde yöresel ürünleri şöyle görüyorum. Ama bu taş baskılar gerçekten harika, mükemmel. Yani bunları kim yapıyor? Şengül Hanım. Burada ev hanımlarımız yapıyor genelde. Bayanlarımız basıyor. Kök boyasıyla yapılıyor bunlar. Hiçbir şekilde gitme, renkte solma olmaz. Ucunu da bayanlarımız yine evde yapıyor. Tırnak bağı diyoruz biz bunlara. Geldiğiniz zaman bu sepetlerden de mutlaka alın. Sevdiklerinize de buradan götürün diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet, bölgenin yazmaları. Rengarenk, ışıl ışıl. Bunlar nerede üretiliyordu? Cide. Just want a little minute. She said, okay, what's up? I seen you cross the bar. Just sipping on a drink. No ring on the finger. One supposed to think. Vanilya dokuması yapılıyor burada. Kastamonu'ya geldim. Şaşırdım. Çeşit çeşit desen desen. Merhabalar, hayırlı işler. Merhaba. Kolay gelsin diyelim. Sizi tanıyalım efendim. Nedir bu vanilanın özelliği, güzelliği, tarihçesi? Fanya Kastamonu'nun geleneksel bir el sanatı, yöresel olarak el sanatı yıllardan beri Trikon'un iç çıkımı. El makinesi bu gördüğün makine, şu makine Trikon'un iç çıkımı yani. Bu makinede ürülmüş ev kadınlar da bunu dikiş ve dantellerini şu şekil. Şuradan danteli göstereyim size. Bunu ev kadını ördürüyoruz şöyle danteli. Sonra bunu üzerine monte ediyoruz şöyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi görüşmek günler. Üzere, sağ olun, hoşça kalın. Evet, Kastamonu'ya geldiğimizdeki her yerde duyduğumuz bir çekme helva dediğimiz bir lezzet türü var efendim. Bir de bunu tabii sizlere anlatmadan gidemezdik.
Evet, merhabalar. Nedir bu çekme helva özelliği? Çekme helvası Kastamonu yöresine özgü olan bir üründür. Osmanlı saraylarından günümüze kadar uzanan bir memlekete özgü, yöreye özgü bir tattır. Kullanılan ham maddeleri tamamen aynı. Sadece oranları farklı. Pişmaniyle çekme helva oranları farklı. Diğer yapılışı, ham maddesi, her şey aynıdır. Bu helvalar büyüklü küçüklü böyle hediyelik olarak geldiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Sevdiklerinize buradan mutlaka bir çekme helvası da götürün derim. Evet, sizlere de afiyet olsun diyelim ve Kastamonu'ya geldiğinizde hemen bir çekme helvanızı da böyle alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz yer Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi. Oranın da müdürü Sayın İlknur Aynan bu hafta zirve konuğumuz. Bakalım kendileri ne diyecekler. Bu benim başımda, kafamda gördüğünüz şapkada kendisini de çok sevdiğim. Buradan da selam ve sevgilerimi yolluyorum. Filiz Akın'ın şapkası. Evet, burada da yer alıyor. Evet, burayı anlatır mısınız? Bu merkezde çeşitli tabii müze kategori olarak yapılmış ama neler karşımıza çıkıyor? Öncelikle hoş geldiniz şehrimize ve kültür merkezimize. Kastamonu sizi ağırlamaktan onur duyuyor. Bu bölümde burası Türkiye'nin ilk ve tek kültür ve sanat merkezi, valiliğe ait 81 ilde ilk defa oluşturulan bir kültür ve sanat merkezi. Burada birçok seksiyonumuz var. Kültür merkezimizin girişinden Şapka Müzesi ile başlıyoruz. Silah Müzesi, Dantel Müzesi, Bebek Müzesi ve galeri bölümümüzde de yolculuğumuzu bitiriyoruz. 2008 yılında da Şapka Müzemiz resmi açılışıyla açılışımız başlıyor. 1925'teki o dönemdeki Kastamonu bayanların giydiği ilk 3 şapkayla başladık. Şu anda 900'e yakın şapkamız bulunmakta. Evet. Evet, bu bölüm gördüğünüz gibi Şapka Müzesi'nin olduğu bir kısım. O kadar geniş bir alan ki burası, geldiğinizde göreceksiniz. Diğer bölümlerden bahsedelim. Kategori kategori ayırmışsınız. Çok güzel de olmuş. Neler yansıtılıyor? Biz buradaki çalışmalarımız Sayın Valimizin önderliğinde yapılan çalışmalar. İlk silah müzesiyle başladık çalışmamıza. Silah müzemizde yine Osmanlı dönemine ait silahlar sergilenmekte. Dantel müzesi, artık günümüzde dantellere çok yer verilmiyor. Ama kültür ve sanat merkezimizin bu bölümünde Türkiye'nin yine ilk ve tek dantel müzesi sergileri yapılmakta. Bir de bebek bölümümüz var yine bizim Meltem Hanım. Bebek bölümümüzde de Türkiye'nin birçok yöresine ait bebeklerimizi yine burada sergi olarak ve çocukların da ilgisini çekiyor. Ve burada kurslar açıyoruz. Bebek yapımı kursları açıyoruz. Evet, Kastamonu'ya geldiğiniz zaman mutlaka bu müzeleri de gezin. Kültür hazneniz fazlasıyla gelişecek. Tavsiye ediyorum efendim.